zamanında etle tırnaktılar. Ne istedilerse verdiler. Canım hocam efendiler. Sonra günü gelip altlarına çektikleri tankla burayı milletimize ezmeye kalkınca, altlarına verdikleri F-16 ile meclisi bombalayınca bunlar teröristmiş, onlar kötüydü, biz iyiyiz. Şimdi o terörist dediklerinden kalan yöntemlerle sabah 5'te kapıyı çalıp da değil ki, ne 5'te kapısı ya, bir telefonla çağırsan gidecek. Zaten kaçıp giderse ondan kurtulursun. Kaçar mı? Niye kaçsın? %50 oy almış burada. Çağırsan ifadeye gelir. Yok. Çilingir, Koçbaşı, hanımefendi çıkıyor. Korkuyla hırsız mı var, ne oldu diye. Kadını ite kaka duvarlara ittire. Ben uyandırayım Ahmet Bey diyor. Yatak odasında diyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Biz kaldırırız diyor. Bu prosedür. Bu prosedür. Sordum, öğrendim. Sadece girilen evde canlı bomba tuzak veya bomba tuzaklanma ihtimali varsa yapılırmış. Yani oraya özel ekiplerin girip özel bir teknikle gözaltına alma ihtiyacı sadece canlı bomba ihtimalinde var prosedürde. Ama onlar sabah 5'te eşinle birlikte kaldığı odaya, eşine uyandır gelsin, bırakın kapıyı çalmak, bırakın telefonla çağırmak, yatak odasına dalıp uyuyan belediye başkanını uyandırmaya tenezzül edecek, bu tacizi, bu aşağılamayı yapacak kadar bir gözü dönmüşlüğün içindeyiz. Bunu da görelim. Aynı anda belediyenin kapısına Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. O terörist dediğiniz Ahmet Özer gelip o yazıyı sökmedi. Ama siz aldığınız belediyelerde o yazıları sökenlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyesine Koçbaşı'yla girenler, Balyoz'la girenler, çağırsan evi belli, yeri belli, yurdu belli, belediyenin o kapının anahtarının bekçisi belli, beklesen sabah onlarla bir girsen, aceleyle giriyor. Yine de yetişiyoruz, yine de belediye başkan yardımcımız avukat kimliğini gösteriyor, belediyede arama yapılırken odasında ben olmalıyım diyor, avukatıyım diyor. Evine arama yapılırken avukatlar bırakın eve, apartmana, sokağa sokulmuyor. Ve orada bulduklarını iddia ettikleri bir dergi, bir taslak kitap, bir bilmem neden tutuklama gerekçesi üretiyorlar. Vallahi Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. Gelir omzunuzdan öper. Bu kadarını biz bile yapmamıştık. Bu kadarını biz bile yapmamıştık. Bu yüzden bir büyük organize planlı kötülüğün içinde bulunanları en net şekilde izliyoruz. O yüzden telaşları, söylediğimiz sözlere verdikleri alerjik reaksiyonlar. O yüzden ne demişiz? Demin Ekrem Başkan bir kısmını tekrar etti. Dediğim şu, bana açtığı dava. 10 yıldır takip ediyoruz. 6 ay önce temiz kağıdı veriyoruz. 10 yıldır takip ediyoruz. 10 yıl öncesinden teröristlerle irtibat vurguları, belgeleri. Dediğim şu, kardeşim 10 yıl geride terörist arayacak olursan AK Parti'de grup kuracak milletvekili kalmaz. Sayıları 20'nin altına düşer. Sayıları 20'nin altına düşer. 10 yıl önce Fethullah Gülen'e terörist diyen var mıydı? Ya da o örgütün içinden 2016'dan sonra yargı süreçlerinin sonunda terör örgütü üyesi olmaktan ceza alanlarla bir telefon görüşmesi yapan desen, bir dön bak bakalım kaç tane AK Partili kalıyor. Benim dediğim şu değil. Ben AK Partililerin hepsi teröristtir demiyorum. Diyorum ki bu muameleyi aynen size yaparsak hepiniz terörist olursunuz diyorum. AK Partililere, bakanlarına, İçişleri Bakanına, Adalet Bakanına ve yöneticilerine, AK Parti üyelerine terörist diyen AK Parti'nin terörist tanımıdır. Ben ne bakanlara, ne AK Parti üyelerine terörist demeyi kendimde bu hakkı, bu haddi, bu yetkiyi görmem. Bu yetki hukuk devletlerinde yargılamanın sonunda kesinleşen kararla olur. Ama bugün gözaltına aldıkları Ahmet Özer'e kayyum atadıkları yazının ilk paragrafında PKK terör örgütü üyesi olma suçundan görevden suçundan tutuklanan diye yazıyor. Ya iddiasıyla diyeceksin, iddiasıyla. Koskoca İçişleri Bakanlığı kayyum atamış, yazıyı yayınlıyor ve diyor ki PKK üyesi olması suçundan tutuklanan, iddiasıyla tutuklandı. Öyle bir şey var mı yok mu önce iddianameyi göreceğiz. Sonra yargılamayı göreceğiz. Birinci kademe mahkeme kararını verecek. Velev ki dediğini yaptı, istinafı bekleyeceğiz. Velev ki onadı, Yargıtay'ı bekleyeceğiz. Yıllar sonra ortaya çıkabilecek içinde en kutsal hak olan savunma hakkının, bu yalan delillerin ifşa etme hakkının olduğu bütün süreçleri değersizleştirip PKK terör örgütü üyesi olması suçundan tutuklanan, bunu diyen kişi İçişleri Bakanı. Bu ülkede hepimizin canı, hepimizin geleceği, hepimizin evladı, hepimizin malı bunlara emanet. Jandarma ona bağlı, polis ona bağlı, istihbarat örgütleri ona bağlı. Ve bir kumpasın bir parçası olabilmiş bu anlayışa bakın. Bunları söyledik diye bu kadar da söylemedim. Eğer dün söylediğim 1 milyonsa bu söylediğim 10 milyon. Dava açıyorlar. Açsın, umurumuzda değil. Vız gelir tırıs gider. Ama esas mesele şu. Esas mesele ne kadar kızdıkları değil, ne kadar rahatsız oldukları. Bunu bir görmek lazım. Ve bir hatırlatma yapayım. Sayın Erdoğan, sen oraya daha önce İlker Başbuğ koydun. Sen oraya daha önce Barış Terkoğlu'nu koydun, Barış Pehlivan'ı koydun. Murat Ağırel'i koydun. Murat Sabuncu'yu koydun, Merdan Yanardağ'ı koydun, Tuncay Özkan'ı koydun, Mehmet Aperalı koydun. Sen orada Osman Kavala'yı ahim kararına rağmen tutuyorsun. Sen orada Can Atalay'ı Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tutuyorsun. Sen orada Tayfun Kahraman'ı Silivri'de tüm hukuki şartlara rağmen tutuyorsun. Sen Tayfun Kahraman'ı kanunlara aykırı, anayasaya aykırı orada tutuyorsun. Ve şimdi o Silivri cezaevine Ahmet Özer'i koymakla bir algı yaratacağını sanıyorsun. Sanıyorsun ki sen onu oraya koyunca biz sineceğiz, teslim olacağız. Millet inanacak. Millet senin geçmişte İlker Başbuğ'a terör örgütü başı dediniz siz. Aynı ekiptiniz, birlikteydiniz. O zamanlar senin sırtını sıvazladığın, başını okşadığın, zırhlı Mercedes yolladığın Zekeriya Öz, darbe günü seni tutmak, seni tevkif etmek, seni yargılamak için heyecanla bekliyordu, sıçan gibi kaçtı. Şimdi aynı yöntemlerle, aynı cezaevine, İlker Başbuğ'a terörist diye koyduğun cezaevine bir belediye başkanı koydurmak için bir başka Zekeriya Öz bulmuşsun, onun sırtını sıvazlıyorsun, başına okşuyorsun, ona talimat veriyorsun. Akın Gürlek dediğin seyyar giyotinin serin, Akın Gürlek. Sen Akın Gürlek'in adalet yönünden görev verdin, yaptığı Enis Berberoğlu'nun boynunu vuran giyotin odur. Onun şahsında adaleti kesen, adaleti yok eden, adaletin boynunu kesen Akın Gürlek. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasağı getiren Akın Gürlek. Selahattin Canıyar'a cezayı veren Akın Gürlek. Sözcü gazetesi davasına yolladığın Akın Gürlek. Hrant Dink davası Akın Gürlek. Sırrı Süreyya kararı Akın Gürlek. Her biri neredeyse başka mahkemede. Seyyar giyotin. Kullanışlı aparat. Nereye taşırsan orada adaleti katletmeye hazır. Şimdi bir ara bumerang gibiydi. Atıyorsun geri geliyor. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan birine bir şey atıyor kafasına. Akın Gürlek gidiyor, o attığını geri getiriyor. Aferin Akın, bir de buraya atıyor. Şimdi yoyo oynuyor onunla. Bumerangı bıraktı, yoyo. Ankara, İstanbul. Ankara'da lazımsın, siyasetçi oldun, gel Akın. Hadi İstanbul'a koş, katliam yapacaksın Akın. Meselenin özü bu. Anlatmaya çalıştığımız mesele bu. Öyle bir ilçede bir bilmem ne falan değil. O yüzden Ergenekon, Balyoz, askeri casuslukta bu partinin o zamanlar milletvekili olan şimdiki genel başkanı kumpas, Balyoz kumpası diye kitap yazıyordu arkadaşlarıyla birlikte. Veli Ağababa ile birlikte, Nurettin Demir'le, Muharrem Işık'la birlikte. Siz ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bağırıyordunuz, üstümüze yürüyordunuz. Terörist savunucuları, terör örgütü mensupları diyordunuz. Darbecileri mi savunuyorsun diyordunuz. 15 Temmuz'da veya 17-25 Aralık'ta gördünüz ne olduklarını, milli orduya kumpas kurmuşlar. Vallahi bir Balyoz kumpası dediğimize milli orduya kitabım var. Üstünde ISBN numarası var. Milli Kütüphane'de nüshası var Balyoz kumpasının. Biz o kitabı yazdığımızda bize darbecileri savunanlar diyenler telif hakkı ödemeden siyasi çıkış buluyorlar. Milli orduya kumpas kurmuşlar. Birlikteydiniz. Bugün aynı yöntemlerle yapıyorsunuz bunu. O yüzden şimdi oradan edindikleri yetkinlik, tecrübeyle o günkü yol arkadaşlarından ayrı. Onların bir kısmı firarda, cenazede, maskeli, gözlüklü taziyede, bir kısmı Ankara'da veya İstanbul'da cezaevlerinde yatıyorlar. Anayasal düzeni ayaklar altına almak, darbeye kalkışmak suçundan, ama birileri de anayasal düzeni ayaklar altına almaya devam ediyor. 3 tane tuzak kurdular. Birinci tuzak, meclis başkanı eliyle 31 Mart seçimlerinden hemen sonra yeni bir anayasa yapalım. Dedim, Erdoğan'a mı yapacağız? Geçen seferki gibi Erdoğan'a mı yapacağız? Kişiye yapılan anayasa olmaz. Anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz dedik. Gitti. Ne hani şey oluyordu? Numan Bey gidiyordu, Mayıs sonunda bir daha geliyordu. Baktılar, oradan bir düzen tutturamadılar. Herkesin durduğu yer bellidir. Bu oyuna kimsenin gelmeye niyeti yoktur. Muhalefet dediğin 31 Mart öncesinde partiler olarak bir araya gelip de bir ittifak kurmamıştır. Ama 31 Mart'ta millet ittifakı sandıkta kurmuştur. Ve 31 Mart sonrası muhalefet birbirini iten, kakan, kötüleyen, birbiriyle uğraşan, birkaç küçük kötü örnek bir kenara, değildir. Birliktedir, dayanışma içindedir, dayanışmayı büyütmektedir. Baktılar oradan olmuyor. Geldi 1 Ekim'de meclis kürsüsünde İsrail bize saldıracak dedi. Grup başkan vekilliğinden gelen bir genel başkan olarak ne yapmaya çalıştığını hepimizin bildiği bu konuda, bilmiyor muyuz? Hepimiz biliyoruz. İsrail'in bize saldırması mümkün mü? İsrail'in o gücü, o cesareti, Türkiye'ye saldıracak bir saçmalığın içinde olması mümkün mü? Böyle bir ihtimal olsa Erdoğan'ın bunu meclis kürsüsünde böyle mi söylemesi lazım? Ne yapmaya çalıştığını hepimiz o dakika anladık. Korkuyu büyüterek enflasyonun konuşulması, işsizliğin konuşulması, yoksulluğun konuşulması, emeklinin çektiklerinin konuşulması yerine hop en üst maddeye güvenlik kaygısını getirip teşbihte kusur olmaz, Hitler'in Alman annelerine söylediğini söyleyecek. Alman bebeklerinin tereyağına değil, Alman güçlü tanklarının güreş yağına ihtiyacı var. Paraları oraya koymalıyız. Hemen arkasından zaten suçüstü yaptığımız ve geri çektikleri Milli Savunma Fonu o değil mi? Bütçe geliyor, ihtiyaç varsa koy. Gariban vatandaştan toplayacak. Yok, aidat, aidiyet yaratır. Milli savunma bütçeye koyduğunda alıyor parayı. Bir ayı var. Aidat, aidiyet yaratır demişler Tayyip Bey'e. Millet bu kadar aç, yoksul, ama tehlikenin büyüklüğüne inandırır ve ondan biraz da bu iş için para alırsak, bu kadar zordayken bile bizim paramızda da ihtiyaç varsa Demek ki tehlike büyük. Grup başkan vekilliğinden gelmenin verdiği tecrübeyle 15 adım çıkışta kapalı oturum talep ettim. Bazı liderler, bazı odaklar yanlış yapıldı. Ne gerek var? Ne gerek olduğunu o meclise emek verenler bilir. Yoksa akşamları bütün televizyonlarda başlamıştı. Türkiye'nin kaç fırkateyni var, İsrail'in kaç tane? Onda F-35 var, F-16'larımız var. O proje bu menzil, onun kubbesi bunun kafesi. Bir bildiği var Erdoğan'ın. Bildiğini gel anlat dedik. 10 yıl kapalı tutanak. Anlattığını söylemem, anlatmazsan ifşa ederim. Ne anlattı arkadaşlar? Ne anlattı? AK Partililere sordum. Tek tek her karşılaştığıma soruyorum. Açıktan soruyorum, sohbetle soruyorum, uçakta soruyorum. Sen dinledin de İsrail'in Türkiye'ye saldırmasına ilişkin Erdoğan'ın yarattığı korkuyu destekleyecek bir cümle duydun mu? Konuşulanı anlatmak yasak. Konuşulmayanı ifşa ediyoruz. Ne oldu? Bu ifşadan sonra tak o kanun geri çekildi. Bu milletten bu şartlar. Sen şimdi onları bırak. Bırak dediği yoksulluğu konuşmak. Bırak dediği enflasyon. Bırak dediği hayat pahalılığı. Bırak dediği çocuğunun güvencesizliği. Bırak dediği okuldaki pis tuvaletler. Hijyenik olmayan ortam. Kötü eğitim. Güvencesiz hayat. Ölen kadınlar. Ölen bebekler. Küvezde katledilen bebekler. Bırak onları diyor. İsrail saldıracak. Bırak onları. Abdullah Öcalan gelsin meclisten, dem kürsüsünden. Dem diye deyip, dem kürsüsü diye dem vurduğu kürsü, kendi konuştuğu kürsü onun. Bir saat arayla kullanıyorlar. Bu kürsüden gelsin konuşsun diyor. Mesele en başta sis etkisidir. Bırakın şimdi onu, konuşmayın demektir. O yüzden en önemli kararlılığımız, hiçbir gündemi ıskalamadan, hiçbir oyuna gelmeden, kimseyi yalnız bırakmadan, Esenyurt'tan da elimizi çekmeden, suni gündemlere teslim olmadan bu milletin gerçek gündemini konuşmaya andolsun arkadaşlar.